Tretelerden herkese merhaba. Mona Lisa, Mona Lisa. Öyle de tablo, böyle de tablo. Böyle bakınca gülüyor, şöyle bakınca somurtuyor. Bir susar mısın? Oradan bakınca bana bakıyor, buradan bakınca da bana bakıyor. Oğlum bir susar mısın? Neden biz yıllardır hala Mona Lisa'nın sırlarını araştırıyoruz? O zaman buyurun, bir de Mona Lisa'yı biz araştıralım. Mona Lisa'yı Rönesans sanatçılarının başında gelen Leonardo da Vinci yapmıştır. Onu en popüler yapan olaylardan biri Napolyon'un bu tabloyu yatak odasının baş köşesine astırmasıydı. 1804 yılında Louvre Müzesi'ne koyuldu. Bu şekilde bir saray odasından halkın arasına karışmış oldu. Mona Lisa bu dönemden sonra artık özgürdü ve halk tarafından çok sevilip ziyaret ediliyor ve inanılmaz derecede korunuyordu. Fakat 1911 yılında birilerinin aklına bu tabloyu çalmak geldi ve aşılamaz denen güvenlik duvarı aşıldı. Ve Mona Lisa bir hırsızın kölesi oldu. Günlerce mahkum tutulan Mona Lisa gazetelere manşet oldu. O dönemde daha Müge Anlı'dan kimsenin haberi olmadığı için kimseler bir türlü Mona Lisa'yı bulamıyordu. Mona Lisa hırsıza bakıyor, hırsız da Mona Lisa'ya. Hırsızın asıl planı Floransa'da bir sanat müzesine Mona Lisa'yı satmaktı. Bu dönemde ilginç şeyler oluyor ve emniyet güçleri Fransa'nın her yerini karış karış arıyordu. Şair Guglielmo Apollinari'yi sorguya aldılar ve şair sorgusunda masum olduğunu ancak Mona Lisa'yı Picasso'nun çalabilme ihtimalinin olduğunu da söyledi. Bunun üzerine Picasso gözaltına alındı. Aynı dönemde Mona Lisa hırsıza bir somurtuyor, bir tebessüm ediyordu. Hırsız Mona Lisa'yı artık elinden çıkarmalıydı. Çember gitgide daralıyordu. Picasso serbest bırakıldıktan sonra tablonun ünü dünyaya gitgide yayılıyordu. Tablodan haberi olmayanların bile artık bu tablodan haberi vardı. Da Vinci'nin kemikleri sızlıyor, Napolyon üzgün. Tarihler 1913'ü gösterdiğinde hırsız Vincenzo Perugia, Floransa'da yakalandı. Polisteki sorgusunda çalma nedeni olarak asıl hırsızlık bir İtalyan eserinin Fransa'da tutulmasıdır demiştir. Peki tabloyu çalan aslında Picasso muydu? Çünkü daha önceden Louvre Müzesi'ne ait iki tane heykelcik evinde bulunmuştu. Peki eğer bu teoriler doğruysa o kadar tablonun içinden çalınan neden Mona Lisa tablosu oldu? Da Vinci'nin şifrelerinden biri buydu.